Evet sevgili çocuklar, bugün Türkçe dersimizde sizinle birlikteyiz. Türkçe dersimizde adlardan, isimlerden sizlere bahsedeceğim. İsimler, varlıkları karşılayan sözcüklere biz ad, isim diyoruz. İsimler kendi arasında dört bölüme ayrılmaktadır. Varlıkların verilişine göre, varlıkların sayılarına göre, varlıkların oluşlarına göre, yapılarına göre isimler olmak üzere. Varlıkların verilişine göre özel adlar, eşi benzeri olmayan varlıkları karşılayan adlardır. Kişi adları, ülke adları, şehir adları, sokak adları bunlara örnek verilebilir. Tür adları, aynı türden olan varlıkların adlarıdır. Bunlar çiçek adları, sebze adları, meyve, eşya, hayvan, gün, ağaç adları olarak bölümlendirilebilir. Varlıkların sayılarına göre adlar, tekil adlar, çoğul adlar ve topluluk adları olmak üzere bölümlere ayrılıyor. Varlıkların oluşlarına göre somut ve soyut adlar. Yapılarına göre basit adlar, türemiş adlar, birleşik adlar olmak üzere bölümlere ayrılıyor. Varlıkların sayılarına göre tekil adlar bir varlığı ifade eden adlardır. Kuş, araba, kalem gibi. Çoğul adlar lar ekini kullanılarak birden çok varlığı ifade eden adlardır. Dolaplar, kalemler, silgiler, leylekler gibi. Ayrıca bir de topluluk adları vardır. Topluluk adları ise bir grubu, bir kümeyi, bir bölüğü ifade ederler. Bunlar nedir? Grup, küme, sınıf, topluluk adlarıdır. Varlıkların oluşlarına göre somut adlar ve soyut adlar vardır. Duyu organlarımızda algılanabilen varlıkların adlarına somut ad diyoruz. Toprak, araba, çanta, gözümüzde gördüğümüz adlar. Soyut adlar ise gözümüzde göremiyoruz ama biz onların olduğunu biliyoruz. Varlığına inanıyoruz. Bunlar nelerdir? Korku, mutluluk, hayat, ruh, saygı, güven, sevgi gibi kavramlardır. Yapılarına göre adlar ise basit, türemiş ve birleşik adlardır. Bunlar yapım eki almamış kök durumundaki sözcüklere biz basit ad diyoruz. Çiçek, kalemler, gözlerden. Burada ek, çoğul eki alabilir. Bunlara biz yine de basit ad diyoruz. Türemiş adlar kelimenin ek almamış halidir. Kelimenin ek almış halidir, türemiş ad. Ek almamış hali basit addır. Kelimenin ek almış haline biz türemiş ad diyoruz. Yolculuk, lezzetli, gözlükçü gibi. Birleşik adlar, birden fazla adın bir araya gelerek oluşmasıyla yeni ad meydana gelmesine diyoruz. Örneğin Aslan Ağzı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Safranbolu, Akdeniz gibi kelimelerdir. Bunun yanında biz ayrıca adları şöyle sınıflandırabiliyoruz. Sözcük grupları olarak adlar, adın yerine kullanılan kelimeler, adı niteleyen kelimeler, İş, oluş, hareket bildiren adlar ve bağlaç, de, ki gibi adlar da vardır diyoruz. Şimdi biz buradaki etkinliklerimize bakalım. Aşağıdaki sözcüklerden ad olanların yazılı olduğu kutuları boyayınız. Kemal addır. Evet, otlar, sinek, evci, sevda, beyin, kaya, okul gibi kelimeler addır. Aşağıdaki cümlelerde ad olan sözcüklerin altlarını çiziniz diyor bize. Anlamını bilmediğiniz sözcüklerin anlamını sözlükten
bulun. Sözlük. Yeni grupların apartmanın kapılarında ahşap kullanıldı. Apartman, kapı, ahşap. Denizin durgun yüzeyi çarşaf gibiydi. Deniz, çarşaf. Ödevlerimi yaparken bilgisayardan yararlandım. Bilgisayar. Masanın ayakları sallanıyordu. Masa, ayak. En iyi dostlarımla hoşça vakit geçirdim. Dost kelimesi isimdir. Bu yıl sınıfımıza yeni arkadaş geldi. Sınıf arkadaş. Fotoğraf albümünü yeniden düzenledim. Fotoğraf ve albüm. Rıza kedi gibi 4 ayak üzerine düştü. Rıza kedi ayak. Dayım İngiltere'de yaşıyor. Dayım ve İngiltere. Bilgisayarıma yeni oyunlar yükledim. Bilgisayarım ve yeni oyunlar kelimeleri addır. Evet sevgili çocuklar. Diğer bölüme geçiyoruz. Burayı ben size yapmanız için söylüyorum. Özel adları biliyorsunuz. Kişi adı, ülke adı, şehir adı, dil adı. Bunlara birer örnek vererek geçmenizi istiyorum. Evet, buradaki ödevleri kendiniz yapıyorsunuz. Evet, sevgili çocuklar. Basit, bileşik ve türemiş kelimelerimize geçeceğiz. Bir dahaki dersimizde bu konuyu göreceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.